Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Tinkercad ile 3 boyutlu bir havuz tasarımı yapacağız. Havuzumuz için ilk önce bir tane kutu alıyoruz ve bunu boyutlandırıyoruz. Şöyle bir köşesini 100 birim, diğer bir köşesini ise 150 birim olacak şekilde boyutlandırıyorum. Yüksekliğini istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. 20 birim veya 30 birim ayarlayabiliriz. Şimdi arkadaşlar bu rengini de yine istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Örneğin ben sarı renk bir havuzun köşesi yapacağım. Havuz arkadaşlar bunun içinde küçük bir alan olacak. Bunun bir köşesine koltuk koyacağız yani oturmak için. Ortaya yerine havuzun bir tane traplen koyacağız. Yani merdivenle çıkıp üstten havuza atlamak için. iki tane de havuz içerisinde merdivenimiz olacak. Şimdi ilk önce bir havuz yapmak için aynısını kopyalayabilirim. Şöyle duplicate diyorum, kopyalıyorum ve delik haline getiriyorum. Delik haline getirdikten sonra şimdi yeniden boyutlandırıyorum. Ne olsun 75 birim ve 100 birim olabilir arkadaşlar. Bu şekilde boyutlandırmamızı yapıyoruz. Şöyle ne yapıyor? Keseceğimiz yer belli oluyor. Tabi bunu ne yapacağız? Şöyle alalım. Şöyle bu köşeye doyuyorum arkadaşlar. Yazının bulunduğu ön tarafta olsun. Ve istediğiniz gibi de yön kullanarak havuzunuzun oluşturacağı bölümü ayarlayabilirsiniz. Örneğin yani şöyle yaptığımızda direkt köşede 1, 2, 3 adım içeri girsin. Yine şöyle bu köşeden bakalım. Şöyle yaptığımızda tam köşede yine ne yapacağız? 1, 2, 3 adım içeriye girsin diyoruz. Tabi arkadaşlar şu an alt kısımdan da kesme işlemi yapacağı için ne yapmamız gerekiyor? Bunu birazcık yukarıya kaldırmamız gerekiyor. Bir birim kadar yukarıya kaldırdım. Artık alt kısımdan kesme yapmayacak. Şimdi ne yapıyoruz? Kesiyoruz. Hepsini seçiyoruz. Ve gruplandır diyoruz. Ne yaptık arkadaşlar? Havuzumuzun oluşacağı boşluğu oluşturduk. Buraya yine aynı şekilde bir küp koyabilirsiniz. Yani kutu koyabilirsiniz. Ve arkadaşlar şöyle tüm şekillere geliyorum. Tüm şekiller içerisinden işime yarayacak bir parçam var. Hemen onu bulmam gerekiyor buradan. Bakalım kaçıncı sayfadaymış. Bu sayede de hem ne olduğuna bakmış olursunuz arkadaşlar. Yani tek tek geçebilirsiniz. Burada bir tane yüzeyim var. Ben havuzun üst kısmı için yüzeyi kullanmak istiyorum. Yani direkt kare değil birazcık daha hareketli gibi durmasını istiyorum. Hemen havuzumuzun bu iç kısmı kadar boyutlandıralım. Neydi bizim boyutumuz? 75 birim ve 100 birimde arkadaşlar. Aynı şekilde boyutlandırıyorum. Rengimizi ne yapıyoruz? Buradan su rengi, mavi rengi ne yapıyoruz? İster katı olarak bırakın isterseniz de şeffaf olarak değiştirebilirsiniz. Yüksekliğimiz neydi arkadaşlar bizim? Şöyle 30 birim kadar bir yüksekliğimiz vardı. Biz şimdilik 30 birim yapıyoruz ve şöyle havuzumuzun üstüne gelecek şekilde ayarlıyoruz arkadaşlar. Şöyle yakınlaştırıyorum birazcık. Şimdi köşesinden bakalım. Gördüğünüz gibi şu an havuzumuzun üstünde duruyor. Hemen geliyoruz boyutunu havuzun içerisine girecek şekilde ayarlıyoruz arkadaşlar. Şöyle dört bir köşesinden de bakıyoruz. Tam olarak görünüyor mu diye Evet şu an işimizi yarayacak şekilde. Ne oldu arkadaşlar? Şu an burası açık mavi bir su renginde gibi duruyor. Yani dediğim gibi direkt bir küp olarak da bırakabilirsiniz. Buradan dördüncü sayfadan da yüzey olarak kullanabilirsiniz. Bu şekilde birazcık daha hareketli gibi duruyor. Ben yüzeyi kullanmak istiyorum. Evet havuzumuzu oluşturduk arkadaşlar. Burası bizim havuzumuz. Havuzun dışında şimdi merdivenimiz olacak. Traplere çıkmak için bir tane merdivenimiz olacak. Bu tam orta noktaya gelecek şekilde ayarlayacağız. Hemen şöyle birazcık şu boşlukta ayarlayabilirim bunu. Burada arkadaşlar yine şekillerime geliyorum. Ve temel şekiller diyorum. Temel şekiller dedikten sonra merdivenin uzunluğu için bir tane silindir arıyorum. Silindiri boyutlandıralım. Şöyle iki birim. iki birim olarak ayarlayabilirim. Tabi bu incelik kalınlık durumunu kendiniz ayarlıyorsunuz arkadaşlar. Hatta üç birim olarak da ayarlayabilirsiniz. Yani kalınlık isterseniz değiştirebilirsiniz. Şu an 2 birim 2 birim olarak ayarladık. Tabi bunun yüksekliği birazcık daha fazla olmasını istiyorum. Hemen ayarlıyorum buraya. Kaç birim olsun? Örneğin 50 birim olarak ayarlayalım. Yani merdivenimiz bu kadar yüksek olacak. Trapilerini de bunun üst kısmına koyacağız. Şimdi arkadaşlar bundan bir tane daha kopyalıyorum. Dupliket diyorum. Şöyle arada birazcık boşluk olacak şekilde ayarlıyoruz arkadaşlar. Şimdi bunun arasına çubuklarımızı yerleştireceğiz. O yüzden bir tane daha silindir alıyorum ne yapalım? Şöyle bir birim bir birim yani basamaklar birazcık daha ince olsun. Bunu hemen şöyle yakınlaştırayım birazcık. Üstüne görünen oktan arkadaşlar çevireceğiz. 90 olarak yazabilirim direkt. Ne yaptık? Yatay seviyeye getirdik. Şimdi ilk önce şu iki tane uzun çubuğu arkadaşlar birleştirmek istiyorum. Sadece ikisini birleştir diyorum. Birleştireyim ki artık bunlarla direkt bileyim. Şöyle seçtim. Hizalı diyorum. Ne yapacağız? Buradan ortalayacağız. Buradan da ortalayacağız. Hemen şöyle bakalım arkadaşlar. Köşesinden çıkıyor. Bu şekilde bir merdiven de yapabilirsiniz. Yani köşesinden çıkmasını istiyorsanız bu şekilde de yapabilirsiniz. Veya burasını 20 birim değil kaç birim yapabilirsiniz? 15 birim desek şöyle arkadaşlar artık kendimiz ayarlayabiliyoruz. Bakalım yakından. Evet arasına küçük geldi arkadaşlar. Hemen ne yapıyoruz bunu? 15 değil 17 olarak değiştirebiliriz. Evet şu an arkadaşlar tamamdır. Merdivenimizin birinci basamağını oluşturduk. Şurada yüksekliğini yeterli görüyorsanız bu şekilde bırakabilirsiniz. Şimdi ne yapıyorum? Küçük parçayı seçiyorum arkadaşlar. Duplicate diyorum. Ve istediğiniz kadar şöyle yukarıya kaldırabilirsiniz. Evet şöyle yeterli arkadaşlar. Artık duplicate diyerek ne yapıyoruz? Merdivenimizi yukarıya kadar dolduruyoruz. Evet, merdivenimiz hazır. Şimdi seçebilirim artık. Hepsini seçiyorum. Gruplandır diyorum. Ne renk olsun arkadaşlar? Merdivenimiz beyaz renk olabilir veya diğer renkleri de kullanabilirsiniz. Tercih size kalmış. Neydi bizim yüksekliğimiz? 30 birimdi arkadaşlar. O yüzden şöyle 30 birim kadar yükseltiyorum ve havuzumun başına getiriyorum. Şöyle mouse'umuzla farklı bir açıdan bakalım. Burada arkadaşlar göz kararı şöyle ortalayabilirsiniz havuzumuza göre. Ön arkaya da istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Evet merdivenimizi buraya diktik arkadaşlar. Şimdi bir tane trablen yapacağız üst kısmına. O yüzden ilk önce birisi merdivenden çıktığında şurada küçük bir alan bırakalım ki orada dursun. Ve trablenden atlayabilsin. Hemen bir tane kut alıyorum buraya o yüzden. Hemen boyutlandıralım. Ne olsun burası 20 olarak dursun arkadaşlar. Şu biriminde 30 olarak yapalım. Tabi ince bir çizgi olsun burası. Yüksekliği düşük olacak. 2 birim yapabilirim arkadaşlar. Hemen bunu yükseltelim. Şöyle 30 orası da elde merdivenimiz arkadaşlar. 80 birim kadar yükseltebilirim. Artık ne yapacağız? Hemen bunu merdivenimizin üzerine getiriyorum. Şöyle yakınlaşacağım. Yakından bakacağım. Evet istediğim gibi olmuş. Tam merdivenin üzerinde. Artık şöyle birazcık bunu ön tarafa alabilirim. Şu şekilde arkadaşlar ister direkt hizalı olarak yapabilirsiniz veya göz kararı ortalayabilirsiniz. Şöyle baktığımızda göz kararı olarak yeterli arkadaşlar. Evet, bir tane ne yapacağız? Bunun ön tarafına ince bir çizgi daha alacağız. Hemen yapalım onu da. Şöyle arkadaşlar ayarlıyoruz hemen bunu da. Uzunluğu birazcık olacak. 50 birim veya 40 birim olarak yapabiliriz. Şöyle arkadaşlar ince olsun. ESC diyorum. Dönme kısmını ayarlamışız. Şöyle ne olsun burası? 10 olsun. Şöyle yeterli gelebilir mi? Yine yukarıda ayarlarız arkadaşlar boyutunu. Ama bu da yine ne olacak? İnce olacak. Bunu da bir birim yapalım. 2 birim yapmıştık. Bunu da bir birim yapalım. Yine hemen yükseltiyorum bunu. Değeri 80 de arkadaşlar. Yüksekliğimizi devam edelim şöyle 80 81 yapabiliriz bunu da. Hemen bunu da hizalayalım. Şöyle getiriyorum. Yakınlaşıyoruz arkadaşlar şöyle. Şimdi baktığımda ne yapıyor? Yukarıdan tahtamız belli oluyor. Aşağıya inmesi gerekiyor. Bir tık aşağıya indirebiliriz buradan. 80 yapalım. Böyle yaptığımda arkadaşlar aşağıdan belli olur. Yani tam araya almam gerekiyor bunu. O yüzden şu alt kısımdan bir birim değil ne yapacak? 0.5 milim hareket etsin. O yüzden artık yukarı doğru bir tık kaldırabilirim. Yani 80.5 olarak ayarladığımda ne yukarıdan ne de aşağıdan belli oluyor arkadaşlar. Şöyle daha iyi. Hemen bunu da şöyle ortalayalım göz kararı. Şu an iyi oldu arkadaşlar ama şurası uzun geldi. Gördüğünüz gibi havuzumuza göre uzun şu kısımdan ne yapabiliriz? Birazcık daraltabiliriz. Evet şu an oldu arkadaşlar. İsterseniz bunları da farklı renklerde yapabilirsiniz. Şöyle mavi renk ve burayı da şöyle bir turuncu renk olarak yapabilirim. Açık turuncu olabilir. Şöyle birazcık daha güzel durur arkadaşlar. Trablenimiz de bu şekilde merdivenden çıkıp artık havuzumuza atlayabiliriz. Şimdi aynı merdiveni kullanarak ne yapacağız? Havuz içerisinde de merdivenimizi sağlayacağız. Alıyorum arkadaşlar şöyle merdivenimi duplicate diyorum. Kopyasını çıkartıyorum, köşeye doğru alalım. Bunu aşağıya doğru indiriyorum arkadaşlar. Şöyle. Evet, yüksekliğimiz bir birim olarak durabilir. Şimdi arkadaşlar, havuzumuzu neydi bizim? Yüksekliğimiz şurası. Hemen bakıyoruz, 31 birim yüksekliğindeydi. Yani merdivenimizin 50 birim olması anlamsız. İlk önce bunu ayıralım. Şöyle ayırdık bir daha ayırıyorum yani iki tane uzun çubuğu da ayırıyorum Arkadaşlar ne yapalım şimdi yüksekliğimiz 50 değil 30 birim olsun diğerinde 31 yapıyorum artık 0505 hareket ediyor burayı bir birim yapabiliriz isterseniz ne oldu arkadaşlar şöyle baktığımızda buradan üç tane basamağım artık fazla geldi hemen üçünü siliyorum bir de arkadaşlar merdivenimiz iç kısımda kalacak ama üst kısımda şöyle oval bir bağlantı noktası olacak. Hemen onu ne yapalım? Geliyorum buraya. Tümü diyorum şekillerin tümüne geliyorum yine. Ne yapacağız? Uygun bir şekli buradan bulacağız. Yani bir işlem tasarım yaparken arkadaşlar ilk başta aklınıza nasıl yapacağınız gelmeyebilir. Bu şekilde tüm şekilleri tek tek geçerek aklınızdaki şekli uyanı hemen kullanıp işlemi sokabilirsiniz arkadaşlar. Geliyoruz. Buralarda bir yerlerde olması gerekiyor. işimize yarayacak bir şey. Evet bulduk arkadaşlar. Donat dilimi. Tam da arkadaşlar donat dilimi nedir? Bizim merdivenin üstündeki ovalliğe yarayacak şekilde kullanabiliriz. Hemen bunu ilk önce çevirelim arkadaşlar. Şöyle yükseklikten 90 diyorum. Yani dike hale getiriyorum. Dike hale getirdikten sonra merdivenimize göre de şöyle yine bir 90 çevirebiliriz arkadaşlar. Şimdi bunu boyutlandırmasını yapalım. Tek tek Buradan R1, R2'yi deneyebilirsiniz. Yani şöyle bakalım istiyorsanız. R1 yaptığımızda arkadaşlar kalınlaşıyor gördüğünüz gibi. R2 şöyle uzatıyor arkadaşlar. Ark dediğimizde ne kadarını kullanacaksın? Yani tam silindir mi? Yoksa çeyrek şu şekilde arkadaşlar istediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz donat dilimini. Hemen ben bunun boyutlarını yapayım. Burasını 4 olarak ayarlıyorum. Burasını arkadaşlar 41 olarak ayarlıyorum. Ve burasını da 0.5 olarak ayarlıyorum. Burada ayarlama yaptıktan sonra bir de üzerinde boyut ayarlamaları yapabiliyorsunuz. Boyutumuzu ayarlayalım arkadaşlar. Ne olacak? Şurası 2 birim olacak. Şurası arkadaşlar 15 birim olacak ve yüksekliğim de benim 9 birim olacak. Bunlar arkadaşlar ben ne yaptığım için şuradaki benim çubuklarım 2 birim olduğu için buna göre ayarlamaya çalıştım. Hemen bunu bir tane çubuğumuzu alalım. Şöyle çubuğumu alıyorum. Shift tuşu basılıyken bir de dilimimi alıyorum. Hizalı diyorum arkadaşlar. Arka noktada ve burada da ortada hizalıyorum. Yine burada da yukarıda hizalıyorum. Tabii şöyle artık birleştirdikten sonra ne yapacağım? Yukarıya doğru kaldıracağım. Burada arkadaşlar tamamen göz kararı olarak çalışıyorsunuz. Şöyle birazcık çekelim. Öyle arkadaşlar ayarladığımızda gördüğünüz gibi çubuğumuzun üzerinde gibi duruyor. Hemen bakalım yine. 2 birim, 15 birim, yükseklik 9 birim. Buralarda ne ayarlamıştık? 4 birim olarak ayarlamıştık. 41 birimdi. Bazen arkadaşlar geç geçebiliyor yani. Bunları kurcaladığınızda bilgisayarınızın internetinizin hızına göre şeklimiz o bilgileri sonradan alabiliyor. Şöyle arkadaşlar göz kararı ayarlayacağız. Tabi bir birim yine fazla geldi. 0.5 birim olarak ayarlıyorum. Gördüğünüz gibi birazcık daha iyi oldu. Yuvarlağımızın üzerine geçirmiş oluyoruz arkadaşlar. Şöyle bağlantımız işimize yarar şimdilik. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Aynısından duplicate diyorum. Ve diğer tarafa alıyorum. Ne yaptık arkadaşlar? İki tarafı da şu şekilde Sağlamış olduk. Şimdi hepsini seçiyorum. Merdiveni gruplandır diyorum. Yani bütün bir merdiven oluyor. Hemen rengimizde beyaz yapıyoruz. Tek bir renk olsun. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, şöyle kırmızı çizgiler var etrafında. Burada birazcık şu an yavaşlık var. Evet bilgisayarımız toparladı hepsini ayarladı arkadaşlar beyaz renk olarak yaptı şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar merdivenimizi havuzumuzun içerisine yerleştiriyoruz birazcık aşağı indirebiliriz şöyle güzel durur arkadaşlar artık buradan da ortalama işlemini yapabiliriz Evet şöyle ortaladık duplikat diyorum kopyasını çıkartıyorum Diğer tarafı da koyuyorum arkadaşlar. İster bir tane kullanın ister iki tane kullanın arkadaşlar. Bu tamamen size kalmış. İki tane merdivenimizi de bu şekilde koyalım havuzumuza. Şimdi şurada boş bir alanımız kaldı. Burada ne yapalım? Havuzdan çıktıktan sonra oturabileceğimiz bir alan yapalım. Bunun için arkadaşlar burada OMSİS ne yazıyor? Sosyal mekanı yazıyor. Tıklayalım arkadaşlar. Hazır şekiller var burada. Gördüğünüz gibi çiçek koyabilirsiniz süsleme amaçlı. Ve arkadaşlar burada oturma olarak kullanabileceğimiz bazı sandalyeler var koltuklar var. Bunları kullanabiliriz. Middle seat'tir arkadaşlar. Middle alalım. Yani orta boy. Hemen bunu boyutlandıra. Boyutlandırma yapamıyoruz. Pardon boyutlandıralım diyorum. Şöyle birazcık döndürebiliriz. Şöyle yukarı alalım isterseniz. Direkt yerinde ayarlayalım. Yine arkadaşlar yüksekliğini 30 birim ayarlıyoruz. Çünkü bizim havuzumuz 30 birimdi. Hemen şöyle çevirme işlemini yapabiliriz. İstediğiniz gibi koyabilirsiniz koltuklarınızı. 67 buçuk olarak çevirdik. Şöyle bir köşeye yerleştiriyorum. Şimdi arkadaşlar bunlar hazır şekiller olduğu için de yapamıyorum. Yani kopyalayamıyorum da boyutlarını da değiştiremiyorum arkadaşlar. buradan nasılsa aynı şekilde kullanmam gerekiyor. O yüzden bir tane daha alıyorum. Tabi bunları kendiniz de yapabilirsiniz. Yani buraya şezlong yapabilirsiniz veya bu şekilde koltuk yapabilirsiniz. Ama şu an bu videonun konusu havuz olduğu için ben bu tasarımlarına girmiyorum. Koltuk tasarımını ayrıca yapmıştık. Şöyle kaldırıyorum arkadaşlar. Yerimize götürelim ilk önce. Kaçtı? 30 birimdi. Bir tanesini koyduk diğer köşeye. Bir de bu köşeye koyalım şöyle. Her yönden bakabilirsiniz. Uygun olacak şekilde ayarlıyorsunuz arkadaşlar. Evet bunu da buraya koyduk. Bir de ne yapalım? Burada bir şeklimiz daha var. İster bunu isterseniz aşağıdaki küçük bir tablo var. Yani tabure var. Bunu da alabiliriz. Şöyle aldım. Yukarı doğru yine 30 olacak şekilde ayarlıyorum. Evet arkadaşlar bu da 30 oldu. Hemen şöyle ön tarafı alalım birazcık. Ne yaptık arkadaşlar? Bu şekilde havuz kenarında oturabileceğimiz küçük bir alanda oluşturmuş olduk. Dediğim gibi şuradan çiçekleri falan da koyabilirsiniz. Biz alan bırakmadık arkadaşlar. Şu an etrafta havuzu birazcık daha yani köşesindeki boşlukları birazcık daha büyük yapıp farklı bir havuz daha oluşturabilirsiniz. Ama bu şekilde trablenimiz var, merdivenlerimiz var, havuzumuz var, oturacak bir alanımız var. İstediğimiz ortamı oluşturmuş oluruz arkadaşlar. Şöyle bakabiliriz artık istediğimiz gibi. Evet arkadaşlar, bu tasarımımız bu kadardı. Gelecek tasarımlarda görüşmek üzere. İyi